İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Dersim'de kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Bartan Sırmakeş ve Seva Garzuru'nun yatırımlar çerçevesinde vatana geri dönüş projelerini açıkladılar. Zohrab Nataganya'nın Agit Grubu eş başkanları ve Ancai Kasparçik ile yaptığı toplantı Paris'te başladı. Rantling katledilişinin 12. yılında anılıyor. Lavrov İdlib'de terörle sonuna kadar mücadele edeceklerini açıkladı. Ruben Safrasyan ABD ve Türkiye arasında bitişmenin temelinde ticaret yatıyor. Van Gölü'ndeki Lim Adası. Batı Ermenistan'ın Dersim ilinde son iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre iki gün daha sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapandı. Enerji nakil hatlarında meydana gelen arızalardan dolayı 20 köye elektrik verilemiyor. Yoğun kar yağışı ayrıca bölgenin diğer yerlerinde de gerçekleşiyor. Bazı yerlerde ulaşım zorlukla yapılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede ayrıca pek çok okul da kapatıldı. Şimdi yolların temizliği ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. İsviçreli Ermeni iş adamı Frank Müller Saat Şirketi'nin sahibi Vartan Sırmakeş ve Yeranav Şirketi'nin kurucusu Sevak Arzuruni, Mayıs ayındaki Ermenistan'ı inşa adlı büyük ölçekli ve ekonomik alana yönelik vatana dönüş programı hakkında bir açıklama yaptı. Onlara göre vatana dönüş Ermenistan'ı inşa etin tek amacı değil. Fonun iş planları öncelikle elbette demografik finansal ve bilişsel Ermenilerin vatana geri dönüşünün potansiyelini pekiştiren Ermeni endüstrisinin gelişmine ve stratejik olarak yeniden reorganizasyonuna katkıda bulunmalıdır. Profesyonel araştırma ve uzmanlığa dayalı program yıl sonuna kadar hazır olacak ve Paris İş Forumu için en iyi iş projesi haline gelecek. Bu girişimi başlatanlar başlangıçta resmi lansman etkinliği olarak Fransa'da 2019 baharında gerçekleşecek olan büyük ölçekli ve içerik odaklı bir projeyi uygulamayı planladıklarını açıkladı. Ermeni halkının sürgündeki diasporasının sosyoekonomik duyguları ve beklentileri açısından bakarsak kendi vatanlarına geri dönme başarılabilir. Ermenistan'da ekonomik migrasyon koşullara yaratırsak çok fazla vatana geri dönüş yapacağız. Sürgündeki diaspora Ermenileri Ermenistan'da yaşamanın yabancı ülkelere göre daha refah ve daha mutlu olduğunu anlarsa itici olacaktır. Sevak Arzulonin'in dediğine göre bunun için ön koşullar Ermenistan'da mevcut. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan'ın verdiği bilgiye göre Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Zohrab Mnatsaganyan, Agit Mis Grubu Eş Başkanları ve Agit Başkanı'nın özel temsilcisi Ancay Kasperşik ile Paris'te bir araya geldi. Zohrab Mnatsaganyan'ın Agit Mis Grubu Eş Başkanları Rusya'dan Igor Popov, Fransa'dan Stefan Viscondi, Amerika Birleşik Devletleri'nden Andrew Schoffer'in aracılığıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mahmet Yarov ile 16 Ocak'ta Paris'te görüşeceği daha önce yapılan açıklamada belirtilmişti. Agos gazetesi kurucusu ve genel yayın yönetmeni Hrant Dink katledilişinin 12. yılında anılıyor. Dink'in katledildiği gün olan 19 Ocak'ta saat 15'te her yıl olduğu gibi bu yılda bir anma töreni gerçekleştirilecek tören Dink'in katledildiği yerde Osman Bey'de eski Agos ofisinin önünde yapılacak. Anmayı organize eden Hrant'ın arkadaşları grubu Vazgeçmiyoruz Ahbarik başlıklı mesajda 19 Ocak Cumartesi günü saat 15'te buluşma çağrısı yaptı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Rusya Suriye'de terörle mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inanmaktadır. Teröristlerin geride kalan tek üssü İdlib bölgesidir dedi. Bu sorun Rusya ve Türkiye Devlet Başkanları Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ana konusunu oluşturacak. Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin çözüm sorunu yeterince yavaş işliyor. Sebebi ise beklenmedik gelişmelerdir ve çatışan ülkelerin öngörülemeyen adımlarıdır. Şu anda Türkiye'deki teröristlerin temel doğrultusu al gibi aşırı grupların toplandığı İdlib şehri olduğunun altını çizdi. Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Türkolog Ruben Safrasyan'a göre Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki son gelişmeler ticari çıkar kaynaklıdır. Safrasyan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'den bazı talepleri olduğunu ve bunun karşılığında Türkiye'nin de kendi taleplerini ortaya koyduğu bir ticari çıkar çatışmasıyla sonuçlandığını belirtti. Mesele şu ki Suriye'de Amerikan birliklerinin çekilmesinden sonra Kürtler savunmasız kalacak ve Türkiye bunu kullanmak istiyor. Türk askeri birlikleri Suriye'nin kuzey bölgelerine gireceği Suriye'nin sınırına konuşlandı dedi. Ruben Safrasyan bu durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk ordusunun girişi konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Safrasyan, Amerikalılar bu bölgelerde Kürtleri silahlandırdı. Ayrıca söz konusu Amerikalıların kurduğu 22. askeri üssüdür. Türkler Amerikalıların Kürtlere bu askeri üssü devretmemesini ve bu konuda pazarlığa başlanmasını talep ediyor. Aksi takdirde Türkiye bu bölgelere girme tehdidinde bulundu. Suriye'de olanlara stratejik bir bakış açısıyla bakıldığı zaman bunun Amerikan politikasındaki bir değişiklik olduğunu düşünüyorum vurgusunda bulundu. Rupen Safrasyan'a göre Suriye çatışmasında Türkiye'nin rolü şimdi büyüktür. Ancak Amerika Birleşik Devletleri oradan çekilecek olursa İran ve Rusya ile yalnız başına kalacak. Lim Adası Van Gölü'nün kuzeydoğusunda kıyıdan bir kilometre uzaklıkta bir adadır eskiden karaya bağlıydı ve suların yükselmesi sonucu adalaştı. Burada Nerses Moketsi 1622 yılında manastır inşa etmiş ve bu yapı 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Lim'deki manastır diye anılan mimari kompleks iki kilise toplantı salonu çan kulesi ve hücrelerden oluşuyordu. Ana kilise olan Surpkevor Kilisesi Gatolikos Zakarya tarafından 1310 tarihinde inşa edilmişti. Bu kilise kubbeli haç şeklinde bir kilisedir. Kilisenin batı köşesinde Hovannes Mokatsi'nin girişimi sayesinde 1770 yılında inşa edilmiş bir dörtgen yapı bulunmaktadır. Çan Kulesi ise üç katlı ve taş çerçeveli, açık ikinci katı ise kemerlidir. Oval duvardaki kapı Mimar Sinon adlı toprak altında kalmış küçük kiliseye açılmaktadır. Bir zamanların manastırından kilisenin batı kısmındaki duvarları kalmıştır. Ermenilere uygulanan büyük soykırım sırasında yaklaşık 12 bin kadın ve çocuk 3 gün içerisinde adaya ulaşmış. Bunların güvenliğini ise birkaç Ermeni fedai birlikleri sağlamıştı. Subkevork Ermeni Kilisesi'nin kalıntıları hala adada korunmaktadır. Bu kilise 1305 yılında inşa edilmiş. Ek yapıları ise 1621 ve 1766 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca birçok mezar ve haçkarlar korunmuştur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Karin Halk Oyunları Topluluğu tarafından seslenilen Çalmı Dangı adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.